Kadar bir şeyler çıksa yeter zaten anne. Çer çöpten başka bir şey bırakmamışlar ki anne. Şuraya bak ya. Şu halimize bak. Akşamın bir vakti pazarda kırıntı kovalıyoruz. Sefillahın fareleri gibiyiz aynı. Cemre. Ne var abla ya, yalan mı? Ne zaman insan gibi alışveriş yapacağız biz acaba? Ne olur, utanıyor musun artık toplamaya hanımefendi? Masaya gelince löp löp götürüyorsun ama. Üf, kes be. Senden yemeğe bir şey kalıyor da sanki. Şişt. Zeynep, efendim annem. Hadi sen al kardeşlerini de götür buradan. Olmayacak böyle. Ben buradan alınacakları alır gelirim eve. Hadi kızım. Olmaz öyle şey anne. Hep beraber geldik buraya. Gençler, anca beraber kanca beraber değil mi? Ya biz ne ara bu hale geldik ya? Bizim suçumuz ne anne? Diğer insanlardan farkımız ne? Annem yapma böyle bak. Biliyorsun sen de ya. Biliyorsun babandan sonra toplayamadık belimizi. Ama biliyorum annem ben, güzel olacak her şey. Hadi, hadi sabredin birazcık daha. Bundan sonrası çöplükten yiyecek aramak artık. Cemre yeter. Ne var abla? Aysun'u korkutuyorsun, yapma. Çok ayıktı. Yavrum. Tamam bir tanem, tamam anneciğim. Bak bir sürü bir şey aldık. Şimdi eve gideceğiz, bunları pişireceğiz, tamam mı annem? Hadi çocuklar, hadi. Aldık değil mi her şeyi alabileceğimizi? Aldık anneciğim, hadi tamam. Bakalım. Hadi gelin artık, gidelim. Kolay gelsin. Mis gibi mis. Bunlar atılır mı hiç? Şunlara baksanıza siz. Nimettir nimet. Allah'ın gücüne gider. Bir günde köfte, et, tavuk falan bulabilir miyiz acaba pazardaki artıklardan? İki lokma da et girse yani boğazımızdan. Kızım, ben şimdi yarın ilk maaşımı alacağım hayırlısıyla. Tamam mı? Gelirken size marketten bir tavuk alırım. Haşlarız. Suyuna güzel bir çorba yaparız. Yanına da pilav yaparız, tamam mı? Hı? Olur mu? Yarın kendimize güzel bir ziyafet çekeriz, tamam mı? Hadi bugün oturun şimdi, güzel güzel bunları yiyin, tamam mı? Hadi bakalım anneciğim. Sağ Hayırlı sabahlar olsun Şükran abla. Aysun'u bugün de sana emanet. Hadi anneciğim üzme. Hop dur bir dakika. Evvela gecikmiş şu paranı uzat öyle. Abla ben ilk maaşımı bugün alacağım. Akşam sana söz gelir getiririm, olur mu ha? Yok öyle. İki aydır ha bugün ha yarın diye oyalıyor. Parayı getirmeden bakmam çocuğa. Abla gözünü seveyim bir yarım gümcük daha baksana. Öğlen zaten Zeynep ablası gelip alacak. Ben de işe geç kaldım, hadi ne olursun. Yok valla bir saat bile bakma. Al götür, al götür. Gel kızım, gel. Allah'ım sen yardım et bana. Müzik
Ali abla. Heh. 6 numaranın siparişleri ne oldu? Birazdan hazır olacak. Abla şuna bak ya. Ya olduğu gibi bırakmışlar yani. Bunları açlık görmemiş belli. Günah. Ya bir kuru ekmek bulamayan insan var. Anne. Anne. Aysun ne yapıyorsun sen? Kapat kapat lütfen. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Biz çok acıktık. Annem. Acıkmış kuzum belli. Ben acıkmadım. Prenses acıktı. Anneciğim yapma hadi ne olursun kapat bir tanem hadi. Şu kalan pizzayı veriver kızına hadi. Zaten kedi yavrusu gibi koydun çocuğu içim acıyor. Ablayı da patron görürse şimdi bir şey söyler. Yok yok ben onu kollarım. Hadi çöp yiyeceğim de çocuğun kursağından geçsin veriver. Anneciğim bak burada bir parça pizza var. Hadi sen bunu prensesle ye olur mu? Evet. Hadi, aferin sana. Usludur insan. Sana pizza yedireceğimi söylemiştim prenses. Ne? Canım peynir mi çek? O olmaz. O farenin. Biz alamayız. Pizza yemeyeceksen fareleri verelim öyleyse. O da sana peynirini verir belki. Hızlı hanımlar, hızlı biraz. Müşteri dolu içerisi. Çabuk buraları da toparlayın. Bu yemek artıkları da kalmasın. Sonra bir örtü böcek basıyor burayı, tamam mı? Allah kahretsin. Bu çocuk senin mi? Dur annem dur. Fare vardı anne gördüm fare. Anne. Sus dur şu çocuğu kadın sus dur. Anne acıyor. Çok acıyor Mete? Hayırdır koçum? Ne bu sıra? Ben de seni bekliyordum Ahmet abi. İş arıyorum da. İş mi arıyorsun? Okulun yok mu oğlum senin? Bana bak lan. Okulu bırakacağım aya yaparsan çekerim kulaklarını ha. Yok abi karnı yıldızı geliyor. Tatilde çalışmalık iş bakıyorum. Harçlık çıksın hesabı. Ha. Dükkanda gelene geçene bakacağım abi dersen olmaz öyle ha. Bak fena çalıştırırım ona göre. Aşk olsun Ahmet abi. Bana bak. Sen şimdi karnıyı al. Sonra gel beni bul. Şık al. Ciddi misin Ahmet abi? Ciddiyim tabii oğlum. Şakacı bir halim mi var? Bedava çırak bulmuşum. Kaçırır mıyım? Canın sağ olsun abi. Sen benim çalışmamı bir gör. Fazla fazla para verirsin zaten. Vay vay vay. Helal be. Bak karnı yıldızı gelmezse işi de unut. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Hadi çak bakayım. Halime teyzeme de selam söyle. Aleyküm selam abi. Anneciğim sen beni burada bekle olur mu? Ya kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu yani bir daha olmaz. Şimdi kardeşler okulda olduğu için... Bir de her zaman bakan kadın bugün biraz sorun çıkardı da. Ben dert babası mıyım? Seni bir daha gözüm görmesin. Nasıl yani? Kovuyor musunuz beni? Kovdum bile. Yoksa daha burada çalışacağını falan mı sandın sen? Utanma da. Yürü hadi. İyi de maaşım. Bugün benim maaş günümdü. Hala maaş diyorsun ya. Senin beni uğrattığın zarardan haberin var mı? Fare diye bas bas bağırın o kızın yüzünden adımız farelik kafeye çıkacak. İyi ama ben burada bir aydır çalışıyorum. Emeğim var benim. Ter döktüm ben burada. Başlatma emeğine. Yürü hadi. Ne yani? Ne olacak? Heba mı olacak şimdi benim çalıştıklarım? Ben paramı istiyorum. Amma uzattın ya. Para mara yok. Tazminat istemedim mi dua etsen? Yıkıl karşımdan. Safsız adam. Thank you.
Hakkını helal et abla. Helal olsun. Gel anneciğim, gidelim biz. Ve? Ahmet. Senin ne işin var burada? Seni bekliyordum. Merak ettim, görmek istedim de. Sağ ol da ben çok laf çıksın istemiyorum etraftan. Kimse bir şey diyemez, merak etme. Sen böyle gelip gidersen, böyle yakın olursan konuşur insanlar, biliyorsun. Zeynep, ben seninle ciddi düşünüyorum. Kim karışılmış ki? Ben üniversiteye gideceğim. Okuyacağım, biliyorsun Ahmet. Biliyorum, evlilik engel değil ki üniversite okumana. Hem tam tersi destek olurum sana ben. Ya Ahmet, şu an bunları konuşmak için erken. Yani çok erken. Zaten annem kadın tek başına her şeye yetişmeye çalışıyor. Benim onunla kalıp ona destek olmam lazım. Biliyorum. Yani eğer istersen bizim dükkanda çalışabilirsin. Nasıl yani? Yani iş aradığını biliyorum. Çalışmak zorundasın. Yani eğer istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Teşekkür ederim. Eksik olma, sağ ol. Ha. Ama... Hayır deme, lütfen. Ben üniversiteye hazırlandığım için yarım gün çalışabileceğim bir yer bakıyorum. Olsun. Sorun değil. Öğleden soruları gelirsin sen de. Ha? Anlaştık değil mi? Otele düğüne mi gidilir ya? Ama zevksizsin paçoz. Bu ayakkabılara verir. Ödümü patlattın kız Aysun. Anne siz ne ara geldiniz ya? Duymadım hiç girdiğinizi. Cemre sen niye okuldan erken çıktın? Ders boştu. Cemre kızım bakıver kapıya. Yani kombin tutmamış bir kere. Bütünlük sağlanamış. Ne yaparsın? Ya Allah. Biz binmiş kamyoncuyuz. Aysun. Aysun ne oldu ablacığım senin eline? Sen ağlamazsın. Cemre. Fare kapını sıkıştı. Ne? Ne? Anne ne diyor bu ya? Nasıl sıkıştı eli fare kafanına? Ya öyle bir kaza oldu işte. Anne. Sen ağlıyor musun? Ben size yetemediğimi düşününce... yüreğime böyle bir taş oturuyor sanki. Anne o nasıl söz, ne diyorsun sen? Sen bize ömrünü verdin. Ömrünü adadın. Ne olursun bak sen böyle yapınca... bak hepimiz üzülüyoruz değil mi? Yapma sakın, ne olursun. Tamam, tamam. Ağlama be anne. Ağlayınca bir şey değişmiyor nasılsa. Hı. Bak. Acımıyor artık benim. Güzel yavrularım benim. Yaralı kuşlarım benim. Ağlamam, tamam. Ağlamam anneciğim, ağlamam. Anne, ben çok acıktım. Öyle mi? Evet anne ya, ben de kurt gibiyim. Tamam, hadi bakalım siz oturun. Ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Pazardan topladığımız artıklarını yemeyeceğiz herhalde. Bugün ilk maaş günündü. Tavuk alacaktın, ne oldu? Cemre.
aldın kızım ya? Maaşı mı tavuğu mu? Anne, bir sorun mu var? İşten erken çıkmışsın, ne oldu? Yok bir şey, yok bir şey. Hadi, hadi siz oturun. Ben bakkala gideyim. Tavuk geldiyse tavuk alayım. Sonra üstüne bir bulgur yapalım, değil mi? Cemile kalk, biz gidiyoruz bakkala. Anne otur iki dakika sen. Yok yok Zeynep. Siz durun. Aysun'la oturun, tamam? Ben giderim. Anne gitmişken kremli şampuan da alsana. İlk maaş günün madem. Saçların bulaşık teli gibi oldu vallahi. Anne, ben de çikolata alırım sana. En sevdiğim ben. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun kızım? Niye bitmiyor senin isteklerin sürekli? Ya kadının elinde 3 kuruş para var zaten. Aysun, ablacığım ne oldu bugün? Niye annenle erken çıktınız işten? Annem kovuldu. Kovuldu mu? Yine açız yani. Abla bence bir sır gibi otlamayı falan öğrenelim. İnsan gibi beslenemeyeceğimiz belli oldu. Cemre sen neden böyle abuk subuk konuşmaya başladın yine ya? Ortada bir durum var belli ki. Annem bunu bize söyleyemiyor, üzülüyor. Sen bunu göremiyor musun şu anda? Ne yapalım abla? Yemek de mi yemeyelim? Yıkanmayalım mı? Annemiz o da çekecek kahrımızı. Bu dünyaya yumurta kabuğunda gelmedik herhalde. Ayıp be! Cemre sana ayıp ya! Ya birazcık insaf ya! Bu zavallı kadın bizim için çalışıyor, didiniyor. İnsanlar ölmüş babamızın arkasından hırsız diye konuşuyorken... O namusuyla bize yetmeye çalışıyor, tamam mı? Babamız hırsızdı falan ama aç kalmıyorduk en azından o sağken. O yaşasaydı şimdi güzel bir evde otururduk, güzel şeyler giyerdik. Cemre yeter. Aysun'u üzüyorsun, sus. Abla o görmüyor mu gerçekleri? Baksana elini fare kapınına kaptırmış. Zaten yakında fareler bizi yiyecek ya da açlıktan biz fare yiyeceğiz. Cemre yeter! Açım ya, aç! Et istiyorum! Saçlarım dökülüyor beslenememekten be! Hayırlı işler Ayrı Bey. Ben bir paket bulgur, 2 paket et suyu, bir de varsa... Yok kardeşim, veresiye alacaksan beni yorma. Hayır Bey, bir seferlik daha yazsanız. Söz ben bu hafta ödeyeceğim size borcumu. Ya yaza yaza defterde yer kalmadı Nefise Hanım. Artık sana bir sakız bile vermem. Uğurlar ola. Allah Allah ya. Çocuklar. Alın bakayım haftalıklarınız. Eyvallah usta. Emre, bu hafta tam gün gel. İşimiz çok, yoruyoruz. Bir hafta daha okulu asarsam sınıfta kalırım usta. Devamsızlık sınırda. Motor meslek değil mi lan okuduğun? Bitirince ne olacaksın? Motorcu. Biz burada ne yapıyoruz? Aha, olur mu öyle şey usta? Doktor çıkacak bizimki. Vay. Oğlum biz kimler iş almışız ya? Ya. Sen önce neşter tutmasını öğren doktor efendi. Sonra da onu ameliyat et, gel bana. Emre. Gömüyoruz mu haftalıkları bahse? Bahis falan oynamam ben artık. Parayı kiraya için saklayacağım, söz verdim anneme. Kankacığım bu yarış kaçmaz ama. Bak çok iddialı motorcular katılıyor.
Sürpriz çıkarsa 1'e 5 alırız. Ha? Bulaştırma beni. Oğlum az güven ya. Az güven ya, az güven. Bak ben araştırma yaptım. Detaylı. Aşağı mahalleden Ömer abi yok mu? O katılıyor. Garanti o kazanacakmış. Hadi be, Selim varken mi? Sürpriz işte. Oğlum bak ne kadar çok yatırırsak o kadar çok kazanırız. Ha? Şş. Anneme ne diyeceğim? Ev sahibi gelecek kapıya yine. Ya, aman azlandın ha. Oğlum kazanınca 3 kuruş haftalığına değil, toplu parayla birikmiş bütün kirayı ödersin. Anne de sevinir, sen de sevinirsin, biz de seviniriz. Ha? Kaybedersem senden alırım parayı. Çakal. Tamam söz. Kardeşim, sen beni idare et. Ben şu parayı gömüp geleyim. Hadi, eyvallah. Çay, 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 çay. Cemil Usta çayın geldi. Afiyet olsun. Eyvallah Tosun Ömer'im. Kolay gelsin. Emre, oğlan misafirim var. Anne, senin ne işin var burada? Ben şey diyecektim. Niye geldin kadın başına? Biri bir şey diyecek, başın belaya girecek sonra. Kim ne der oğlum bana burada? Ne oldu? Ne diyeceksen de hadi fazla oyalanma. Sen haftalığını aldın mı anneciğim bugün ha? İneceğiz vardı ki bu kadar. Ya biz bu bakkalın birikmişini kapatalım diyecektim de. Cemal Üstün'ün ödemesi varmış da bu hafta. Veremedi yani. Anladım. Tamam anneciğim, tamam. Sen üzme kendini, ben hallederim. Sen aldın parayı değil mi? Tamam, ben hallederim. Hadi sen işine dön, ustanı da bekletme olur mu anne? Hadi görüşürüz. Vermeyeceğim dedim ya. O para benim hakkımdı. Ben burada 1 ay çalıştım, emek verdim, ter döktüm. Sen buradan kovuldun zaten. Bu saatte buraya boşuna gelmişsin. O para benim çocuklarımın rızkıydı. İhtiyacımız var, anlamıyor musun? Herkesin paraya ihtiyacı var. Sen o parayı verecek misin, vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Pılını pırtını topla ve defol git. Nefise, ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Çıldırdım abla, çıldırdım. Çıldırttılar. Yapma, kurban olayım. Yapma bak, görecek şimdi, duyacak, başım belaya girecek. Umurumda değil abla, umurumda değil. Ben burada 1 aydır çalıştığımın hakkını alıyorum. Ben emeğimi alıyorum burada. Haklısın, bir şey demiyorum ama bak, duyacak şimdi. Başım belaya girecek. Nefise, çocuğunu düşün, kurban olayım, yapma ne olur. Hey. Umurumda değil. Ne oluyor orada? Ne yapıyorsun sen? Bırak, bırak. Dur, 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 kaçma. Mehmet, koş, koş, yakala hemen. Saçmalama Fazıl, tasarımlarda sorun çıktı ne demek? Ürün piyasaya çıkacak, hala bir işi beceremediniz. Neyi?
Aldım aldım, yanımda. İnceleyeceğim bakalım dosyayı. Bana bak. Sus Fazıl, ben konuşuyorum, beni dinle. O tasarımcıyı yarın çağır, bir de ben konuşayım. Bana bahane anlatma Fazıl, hatayı istemiyorum. O tasarımlar ilan edilen tarihe yetişecek. Gerekirse geceli gündüzlü çalışılacak, bitti. Dikkat etsenize kardeşim. Sen aniden durunca çarptık, kusura bakma. Ne yapayım, yola aniden biri fırlayınca ben de durdum. Siz niye arkamda o kadar yakından geliyorsunuz? Kusura bakma dedik ya, arabada hasar varsa söyle, tatava yapma. Oo, bir de pişkinsiniz, iyi polise de böyle anlatırsınız derdinizi. Beyefendi, bizim de arabamızda hasar var. Aramızda anlaşırız. Bu plakanın hali ne böyle, çamur içinde görünmüyor, ne bu böyle? Ulan! Ulan! Ah, ah! Gel buraya! İhtiyacımız var. İstisna sokak, istisna sokak. Evet, evet çok acil. Tamam, sakin olun. Ambulans çağırdım ben, gelecek. Merak etmeyin, iyi olacaksınız. Kurtaracaklar sizi. Durumu nasıl? İyi iyi. Az önce ameliyathaneden odaya çıkardılar. Doktor bey. Doktor bey merhaba. Ben Onur. Muzaffer Karabener'in kardeşiyim. Durumu nasıl, kendini mi görebilir miyim? Ağrı kesici verdik. Şu an uyuyor. Fakat tam vaktinde yetiştirilmiş hastaneye. Yoksa kan kaybından kaybedebilirdik. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi bakalım uykucular, kahvaltı hazır.
Hadi kalkın, kalkın çabuk, hadi. Emre, oğlum hadi kalk. Hadi anneciğim kalk. Bak sucuk yaptım size. Sucuk mu? Ben de rüyamda görüyordum ha. Kokulu rüya sandıydım. Hadi kalk kalk. Biraz daha kalkmazsan gerçekten rüyamda göreceksin. Kardeşleri silip süpürecek şimdi hadi. Hadi geçin geçin. İnanmıyorum. Sofraya bak ya. Anne ne yaptın sen? Geç otur hadi geç. Kerem çikolatalı ekmek de var. Hadi ben çay alıp geleyim. Alışkın değil ya, midesini bozar diye korkuyorum. Olur mu hiç öyle şey? Hadi al bakayım, al. Biz yeriz anne, merak etme, ziyan olmaz ya. Anne sen nasıl aldın bunları? Bakkaldan aldım işte kızım. Onu demiyorum yani, hangi parayla? Bizim bakkal veresiye yazmıyor ya artık. Tamam, ben de parayla aldım zaten işte. Patronun maaşını ödememiş. Para vermedi kötü adam. Şikayet ettim onu ablam. Yavrum ben sonra bir kısmını aldım paranın. Siz merak etmeyin hadi. İyi valla, öyle kavga dövüş ayrıldığın bir patron. Hele ki o aksi herif nasıl verdi? Kızım hadi aç bakayım ağzını. Uçak geliyor. Uçak 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 uçak. Uçak uçak. Aferin sana. Bunlar bir de bizim bakkaldaki ürünlere çok benzemiyor da. Abla sen de bir tuhafsın ha. 40 yılda bir adam gibi yani burada kahvaltı yapacağız, ortamı geliyorsun. Üzümü niye bana sorma işte. Sen sus Cemre. Anne. Nasıl aldın söyle. Neyse ki zamanında yetiştirmişler sizi hastaneye. Yoksa kurtaramayabilirmişiz yani. Allah korusun. İyi misiniz? Kurtaracaklar sizi. Sakin olun tamam? O kadın. Kadını buldular mı? Hangi kadın? Ya işte beni çöplükte bulup kurtaran kadını soruyorum. Kim ki o? Anne. Zehra. Benim. Anne ben seni üzmek istemedim. Yine bizim için ne zorluklara katlandın diye düşündüm. Ben sizin için her şeyi yaparım ya. Her şeyi. Ama Allah affetsin. Siz affedin. Anne. Söylemeyin elim varmıyor bir türlü ama. Ben de babanız gibi hırsızlık yaptım. Sen babam gibi değilsin. Sen onun gibi olmadın hiçbir zaman. O gözü yükseklerde olduğu için çaldı. Bize bu lekeyi bıraktı. Sen... Biz aç kalmayalım diye.
İyide yavrum. Bütün bunları bile bile çocuklarımın boğazından nasıl haram lokma geçiririm. Sen çocukları için yaşayan bir annesin. İlk maaşımla gideceğiz, ödeyeceğiz aldıklarını parasını, tamam mı? Çaldıklarım onlar benim. Hakkını aldın sen. Öyle düşün. Gideceğiz oraya. Helallik isteyeceğiz onlardan, özür dileyeceğiz, tamam mı? Affedecekler bizi. Yavrum, güzel kızım. Düşünme sen bunları, tamam mı? Düşünme sen bunları. Bu ailede birinin kendini feda etmesi gerekiyorsa... ...o da anneniz olarak bana düşer. Sen her şeye tek başına nasıl yetişeceksin anne? Gittiği yere kadar yavrum. Gittiği yere kadar güzel kızım. Yeter ki siz iyi olun. Siz sağlıklı olun. O bana yeter, tamam mı? Bana yeter. Annem. Gel güzel kızım benim. Annem. İyi yürekli annem benim. Abi o kadını bulabilirsek olayla ilgili birçok şeyi aydınlatmış olabiliriz ha. Zannetmiyorum. Olaydan epey sonra geldi o. Kadın birden ortadan kayboluyor. Kadını senden başka gören yok. Çok garip. Yani Muzaffer Bey'in cep telefonuyla ambulansı arayıp ondan sonra da gitti, öyle mi? Ya olayla ilgisi yok dedim. Tamam. Dur. Benim üstümden çıkan giysiler nerede? Polis inceledi, bıraktı. Şey vardı. Böyle... şal gibi bir şey vardı. Dolapta hepsi. Bak onu. Ha, tamam, bu işte. Bak. Yarama bastırdı çünkü bunu. Muzaffer. Muzaffer hayatım. Ödüm koptu sana bir şey oldu diye. Ay canım. Ay pardon, özür dilerim. Hayır yani anlamıyorum ki niye bana haber verilmiyor gece. Kızgınım ikinize de ha. Sanki bilmiyorsunuz Muzaffer Bey'in benim için önemini, canımın parçası olduğunu. Ya, tamam yüklenme çocuklara Tuğba. Olay biraz ani gelişti. Kimsenin soyulup bıçaklanacağından haberi yoktu değil mi? Ama yani dalga geçilecek bir durum değil ki Muzaffer. Tabii ki endişeleniyorum senin için. İyiyim Tuğba, endişelenme artık. Tamam. Bak öğleden sonra taburcu oluyorum hatta. Tabii canım. Doktor önemli bir şey yok dedi. Yani artık evde de dinlenebilirmiş. Şahane. E madem öyle o zaman ben ele alıyorum senin bakımını. İyileşene kadar da yanından ayrılmayacağım. İyi ayrılmayacağım. Bak yine evindesin. Hı. Allah bir daha göstermesin böyle şeyler. Sağ ol. Ama sen merak etme, ben senin nişanımıza kadar iyileştirmiş olurum. Muzaffer Bey, bitki çayınız. Sağ ol Azim. Vallahi hepimizi çok korkuttunuz, geçmiş olsun. Kahveniz. Pamuk ipliğine bağlı derlerdi de inanmazdım. O an tamam dedim. Buraya kadarmış Muzaffer Bey. Oğluna kavuşamadan ölüp gidiyorsun işte. Muzaffer nasıl konuşmak bu? Hiç düşündün mü ben sensizi nasıl yaşarım? Allah seni önce o biricik oğlundan sonra da bana bağışladı. Ay. Bunu yapan insanların... Allah elini kolunu kırsın inşallah, ne diyeyim? Muzaffer Bey'in gücünü kimse hafife almasın. Kime çattıklarını bilmiyor gafiller değil mi? Hı? Görecekler günlerini. Hı hı. Hı. Amma gaz verdi ha. Adam sanki mafya lideri. Azime, bir şey mi dedim? Amin dedim. Ha.
Amin, amin. Senin şimdi yapacak işlerin vardır. Sen fazla dikinme böyle. Git içeri. Bana bak. Kaşın gözün oynamasın bana. Haddini bil. Yoksa ben sana bildirmesini bilirim. Yok efendim. Üzüntüden gözüm kaykıldı da. Bir şey mi oldu? Ay Muzaffer Bey, yardım edeyim mi? Yok yok, iyiyim. Canım benim, ben buradayım. Ya ne yapayım, yastığı? İyiyim dedim Tuğba. Tamam, gerek yok o kadar. Azime. Gel gel. Al şu köpüksüz berbat iğrenç kahveni de götür, dök, yenisini yap. Ama adam gibi yap, duydun mu? Baş üstüne efendim. Yani nişanımızdan sonra bu kadını katiyen bu evde istemiyorum Muzaffer, lütfen. Yani bu kadar çapsız insanlar bir kere sana haysiyetine zarar verir. Yani itibarına zarar verir, anladın mı? Yani ayrıca kadın bir kahveyi bile yapmayı beceremiyor. Bu kadar beceriksiz insanın senin yanında ne işi var hiç anlamıyorum. Hiç. Hem sen çok daha iyilerine layıksın. Gerçekten. Yok yok, personeline de bundan sonra ben bakacağım. Müsaade edersen tabii. Çünkü bak, seni koruyacak, kollayacak olan bunlar. Ay, senin fingirdek şey seni. Ekmeğimizle oynuyorsun, kuyumuzu kazıyorsun öyle mi? Püh senin yapmacık suratına. Yani lütfen, ama lütfen söyleyeceğimi yanlış anlama Muzaffer. Senin hayatını A'dan Z'ye gözden geçirmen lazım. Gerçekten gücünün farkında bile değilsin. Farkındayım Tuğba, farkındayım. Merak etme, herkes hak ettiği cezayı alacak. İnşallah canım. İnşallah. Hayrola, arayan kim? Kapattın. Şey, kuaförden arıyorlar. Randevu vardı da. Tabii başımıza ne geldi hiç haberleri yok. Mesaj da mı geldi? Hmm, şey, hatırlatma mesajı. Ben bir arayayım mı şunları, gelemeyeceğimi söyleyeyim. Selam. Aa, gel Onur, gel. Ne haber? Bulmuşlar mı arabayı? Bakmışlar mı kamera kayıtlarına falan? Araba yüksek ihtimal çalıntı. Plaka sahte. Polis peşinde zaten. Ama asıl ilginci, bıçaklandığın sokakta kamera yokmuş. Yani? Yani o çantadaki ürün bilgilerinin peşindelerdi. Of Onur, bıktım senin bu komplo teorilerinden. Kim biliyor, nereden biliyor benim çantamda ne var? O yüzden diyorum ya, en yakınımızdakilere daha dikkat etmeliyiz diye. Onur, Fazıl benim 20 yıllık elemanım. İkide bir onu ima edip zan altında bırakmaktan vazgeç. Ben sadece iş sürüyorum. Neyse. Sen işi gücü düşünme, tamam mı? Tuğba'nın zaten yeni ürün afişleri basıldı. Ben işi hızlandırıyorum. Hı. Marifet ürünü üretmek kadar sattırmaktan, unutma. Bu da doğru zamanlamayla olur. Son dakika karar değişikliğiyle değil, değil mi? Abi, göz göre göre zarara girmemize izin veremem. Çok biliyorsun. Yok evlenince beni kovduracakmış da. Yok bilmem ne de. Sen kimsin be? Sen kimsin? Haddini bil. Senden önce ben vardım bu evde. O kadından korkulur vallahi Azim abla. Ne korkacağım ben ondan? Ne korkacağım ondan? O benden korksun. Bak gör Muzaffer Bey onu nasıl kovacak. Muzaffer Bey çocuğuna analık yapacak kadın arıyor. Bu anca süslensin, püslensin, geçsin, tozsun. Güzel kadın ama. Aman Zeli abi, neresi güzel? Görmüyor musun? Her yeri sahte. Bakışlar böyle mel mel. Yüzünde bir kilo makyaj. Dudakları ciğer gibi boyuyor. Ben bu makyajsız halimle ona bin basarım. Aa, bu kim? Bak şu kahveye taşmasın. Alo. Azim abla, nasılsın? Ben bir halini hatırını sorayım diye aramıştım. He, iyiyiz canım, sağ ol. İyiyiz.
Hadi Nefise, ne diyeceksen de. Ya şey... Çok çaresiz kaldım abla ben. Bak biliyorsun, başka türlü rahatsız etmezdim ben seni ama... ...çok zor durumdayız biz. Yani... ...sen... ...ne de olsa rahmetli kocamın ablasısın. Akrabayız biz. Kızım, akrabalık falan bitti. Artık akrabalık yok. Kardeşim ölünce o iş bitti. Beni bir daha rahatsız etmeyin. Vallahi abla kendim için demiyorum. Çocuklar için söylüyorum. Yeğenlerin onlar senin çok zor durumdayız. Ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Sen de çalış benim gibi. Bak ben nasıl çalışıyorum? Senin işin gücün yok mu hala? Yok abla, olmuyor işte. Eteğimde küçücük çocukla hiçbir dikiş tutturamıyorum ben. Tabii. Rahmetli kardeşim sağken her şey çok kolaydı. Hazır hazır yiyordunuz. Kızım benim kendime ayrım yok. Abla ben Aysun'u kime emanet edeyim de gideyim çalışayım? Ne olursan biraz bakıversen olmaz mı? Kızım ben senin Aysun'la nasıl bakayım? Ben burada emanet yaşıyorum. Allah Allah. Dur bakalım. Ben yine bir şeyler düşünürüm. Bir çare falan. Tamam. Ben sana haber edeceğim. Aynı evde oturuyorsunuz değil mi gene? Tamam, tamam. Hadi kapat. Azime. Kız kapat şimdi, işim var. Azime. Buyurun Tuba Hanım. Azimeciğim, şimdi akşam Muzaffer Bey için şöyle güzel bir sofra hazırlayalım. Sebze yatağında dinlendirilmiş nohar et olsun. Balık alternatifi mutlaka olsun. Bir de bol Akdeniz yeşillikli salata. Hı? Tabii Tuba Hanım, hazırlarız. Göster artık marifetini Azime. Tabii varsa. Kolay gelsin. Ben ona marifetimi göstereceğim. Bir gün yemeğine zehir koyacağım, böyle 2.80 yatacak. Abla sen yandın. Bir ay sonra evlenip geldiğinde kaynanadan beter olur mu? Daha evin hanımı olmadan böyle düşünsene. Sus kız sen de. İşinize bakın siz. Akşam bir sürü şey istedi işte. Yatırın eti güzel, tamam mı? Ben dışarı çıkıyorum. Tuğba Hanım izin almadan çıktığını anlarsa kızmasın. Ben kimseden izin almam Zeliha. Ben ancak Muzaffer Bey'den izin alırım. Bu evde benim sözüm geçer. İşinize bakın. Zeynep. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok sevindim geldiğine. Gel hadi babama tanışalım. Baba. Ha. Baba, bu sana bahsettiğim arkadaşım Zeynep. Babam. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk efendim. Ahmet durumundan bahsetti. Yarın gün çalışmak istiyor musun? Evet yani. Eğer kabul ederseniz... Ahmet istediği için tamam dedim. Ama öncelikle çalışmana da bakmamız lazım. Tabii razıysan. Razı olmak ne demek? Siz uygun gördüyseniz. Peki o zaman. Bugün başlayabilirsin. Ahmet sana işi göstersin. Tamam. Ya işte dükkan. Dükkan. Ya daha çok yeni evlenecek çiftler gelir bize. İşte çeyiz için falan. Tabii. İşte biz de gelenlerin alacağını özenle yuvalarını yapıyoruz. Ahmet. Efendim baba. Bunu bayisi olduğumuz şirkete götüreceksin. Karamel Plaza var ya. Zeynep'i de al yanında götür. Bundan sonra bu tip işleri o yapacak. Sen de dükkanda daha fazla kalmış olursun. Tamam baba. Ha? Hadi. Ha. Efendim tabii sizinle son görüşmemizden sonra epey zaman geçti.
Ama biz kararımızı verdik. Sizinle de yüz yüze görüşelim istedik. Sağ ol. Nasıl? Beğendiniz mi? Azime Hanımcığım, tahmin ediyorum ne kadar zordur bu kararı vermek. Ama inanın bana, en doğru kararı verdiniz. Emin olabilirsiniz. Eminiz efendim. Tabii ki eminiz. Hiçbir tereddütümüz yok. Azime abla, neler oluyor burada? Bu insanların bizim evde ne işi var? Sus şimdi, soru sorma. Hakkında hayırlısı olmuyor. Efendim, tabii sizin gibi asil, seçkin, kibar bir aile bizim için de bulunmaz nimet. Hukuki süreçler uzun sürüyor biliyorsunuz. O süreçte bizi alışsın istiyoruz. İşte bu yüzden bizimle ne kadar erken yaşamaya başlarsa onun için o kadar iyi olur. Öyle değil mi? Azime abla. Ne kadar iyi düşünmüşsünüz efendim. Tabii. Şimdi biz aramızdaki detayları hallettikten sonra zaten gerisi kolay. Siz pek bir şey söylemediniz ama Nefise Hanımcığım, ne düşünüyorsunuz acaba? Efendim ne diyecek? Ne diyecek? O da olumlu düşünüyor. Yoksa burada ne işimiz var? O da hakkında hayırlısını istiyor. Bakın lütfen endişe etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Sevim Hanımcığım, şey yanınızda mı emanet? Aa, pardon. Azim abla, ne emaneti? Ha? Ay, alayım bakayım şunu. Evet, çok güzel. Harika. Hayrını görün. Kızım abla, burada neler oluyor? Bana söyler misin artık? Kızım, sen de çok şaşkınmışsın ha. Hala anlamadın mı? Valla bir şey anladım ama ne olur bana o anladığım şey olmadığını söyler misin artık? Yanlış anlamadın. Bu hanımefendiyle bu beyefendi Aysun'u götürecekler. Sen de böylece işine gücüne kanalize olacaksın. Neler söylüyorsun sen? Neler saçmalıyorsunuz ya? Gel buraya. Ben ölürüm de kızımı kimselere vermem, anladınız mı? Kızım ne demek vermem ha? Allah Allah. Bak, bu hanımla bu bey Aysun'u götürecekler. Aysun'a iyi bakacaklar. Güzel elbiseler alacaklar. Hepimiz bu kızın iyiliği için buradayız. Mis gibi bakacaklar kıza. Azime abla, sen delirdin herhalde ha? Kızımı benden ayırmanın neresi iyilik? Sen nasıl düşünebilirsin böyle bir şeyi? Anne, annem, sakın bırakma beni. Ben istemiyorum onları. Anne, lütfen. Anne, tamam bir tanem. Anneciğim ağlama sen. Ağlama minik kuşum. Ne olur. Tamam anneciğim, tamam bir tanem. Ben gitmek istemiyorum onları. Tamam güzel kızım benim. Hala şaka yapıyor zaten. Nefise bak. Açlıkla, yoksullukla mı büyüteceksin bu çocuğu ha? Kendine bile yetemediğin şu halinle bu kıza nasıl yeteceksin? Bırak da bari bu kızın hayatı kurtulsun. Sen ne düşünüyorsun? Ne hakkında? İşte evlenince köyde yaşamak da iyi. Toprağa basarak. Ekip bir çelik toprağa. Mutlu, sakin, huzurlu bir hayat. Ahmet biliyorsun, ben şu an evlilik düşünecek halde değilim. Benim ailemin yanında olmam lazım. Onlara destek olmam lazım. Çalışmam lazım. Çok çalışmam lazım. Pardon, çok özür dilerim. Affedersiniz. Şöyle geçer misiniz Cansım? Tamam, iyiyim ya. Pardon, özür dilerim. Çok özür dilerim. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Şöyle geçer misiniz ya? Görmüyorsunuz. Biz de sıkıştınız burada. Bir adım diyorum, şöyle. Ben iyiyim ya, ne olur tamam. Fark etmiyor musun? Hanımefendi izliyorsun burada. Tamam, ben iyiyim ya. Kardeşim, o kadar değerliyse minibüste gezdirmeseydin kırığını. Ne diyorsun lan sen?
Kardeşim asıl sen ne diyorsun ya? Burası manitayla öpüp koklaşma yeri mi? Tamam abi. Abi ne yapıyorsun? Arkadaşlar çekin arabayı. Açın kapıyı. Dönüşsene. Köleyecek. Abi saçmalama. Abi saçmalama. Sana lan. Sana lan. Sana. Lafını sözünü bileceksin. O insan benim müstakbel eşim. Akıllı olacaksın. Edepli olacaksın, anladın mı? Tamam, 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 tamam. Yürü gidiyoruz yürü. Sakin ol, gidiyoruz yürü. Hadi. Çabuk. Tamam hadi, yürür müsün? İyi misin? Hadi yürü. Sana çok güzel bebekler alacaklar. Hayır, istemiyorum! İstemiyorum! Azim abla yeter artık, yeter! Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben çocuğumu kimselere vermem, anladınız mı? Böyle anlaşmamış Kazım Hanım. Verin o halde zarfı geri. Alın zarfınıza, başınıza çalın. Gidin diyorum size evimden ya, gidin! Aa, Nefise ama. Çok ayıp bu yaptığınız, lütfen. Kızım dur. Aa, kusura bakmayın. Kendisi şu anda sinir krizi geçiriyor. Lütfen. Hala duruyor musunuz siz burada? Ha? Artık polis çağıracağım. Burada çocuk kaçırıyorlar diye gidin evimden. Anlaşıldı, anlaştı. Sizin gibi cahilleri muhatap alan da kabahat. Çocuk oyuncağı mı? Lan şu zarfı. Götürün. Ama ben bu çocuğu istiyorum bu süre. Evet. Kadın istiyor. Lütfen. Durun. Gidin. Satılık evladım yok benim, tamam mı? Benim satılık çocuğum yok. Nusret Bey. Aç Selim Hanım. Susuz kalırım. Yine de çocuğumu satmam ben. Ben kendisini ikna edeceğim efendim, lütfen. Sevim Hanım, lütfen gitmeyiniz. Bakın ben kendisini ikna edeceğim. Pül sana be, aptal. Sen bu kafayla daha çok sürünürsün. Yazık bu çocuklara da. Ne diyeyim, gül gibi fırsatı kaçırdın. Azime abla, ben sana bana yardım et derken çocuklarıma sahip çık diye söyledim. Ben nasıl razı gelirim böyle bir şeye? Yeter be. Aa, ne halin varsa gör. Bu fırsatı da kaçırdın ya. Bir daha da bana sakın ağlama. İyi misin şimdi? Hadi biraz daha su iç. Ne gerek vardı okula tartışmaya? Özür dilerim, kusura bakma. Söz konusu sen olunca tutamıyorum kendimi. Bir de eşim falan dedin benim için, yani olmadı o. Ben öyle düşünüyorum Zeynep. Bunun hayalini yaşıyorum biliyorsun. Bak, bu sana çok yakışır güzel kızım. İncecik boynuna, güzel gerdanına. Hediye edeyim ben kızıma bunu. Sevdiğinin resmini koysun içine. Sağ olasın teyze, benim sevdiğim falan yok. Aslan gibi çocuk duruyor karşında. Maşallah çok yakışıyorsunuz. Allah'ım sizi ayırmasın. Sağ ol teyze. Sen de sağ ol evladım. Teyze haklı, çok yakışıyorsun. Teşekkür ederim. Çok güzel. Güle güle kula. Belki sevdiklerinin resmini koyarsın içine. Yani teyzenin dediği gibi. Bir dakika. Gelin bakalım. Thank you.
kardeşlerim. Sevdiklerim. Güzel oldu mu? Güzel oldu. Tamam. Madem güzel oldu. Oldu mu? Çok yakıştı. Teşekkürler. Hadi sohbete daldık. İşi gücü unuttuk. Gidelim de şu vermemiz gereken evrakları verelim artık. Geç kalmadan. Bakar mısınız? Merhaba, kolay gelsin. Gel gel. Dedim sen burada otur, beni bekle istersen. Hemen şu işi halledip geliyorum. Yok, ben de seninle geleyim. Baban dedi ya işi öğrensin diye. Öğrenecek bir şey yok ki. Evrak bırakacağım sadece. Sen dinlen biraz. Bak şurada da çay kahve var. Bir şey al kendine, keyfine bak. Tamam. Tamam. Senin burada? Emel. Sus, beni tanıdığını belli etme. Yürü şuradan. Gel şöyle. Evet, dinliyorum. Ne işin var senin burada? Bu şirketin ürünlerini satan bir mobilyacıda çalışmaya başladım da ben. O yüzden geldim. Evrak bırakacağız, gideceğiz. Ne oldu? Şu kılıkta gelmeseydin bari buraya. Aman aman. Neyse, kuzen olduğumuzu bilen yok Allah'tan. Olmasın da zaten. Ben buraya geleceğimi bilmiyordum ki. Ayrıca senin ne işin var burada? Allah Allah. Ne işim olacak kızım? Çalışıyorum ben burada. Ben senin burada çalıştığını bilmiyordum. Hem merak etme. Yani seni zora sokacak bir hareket yapmam. Tamam tamam. Bir an önce hallet de işini git. Çok fazla oyalanma buralarda. Oyalanmam. Bayiler toplantısını birkaç gün erteliyoruz. Fabrika yeni ürünleri birkaç hafta içinde teslim edeceğini söyledi. Bir aksilik çıkmasını istemiyorum. Ürünler tam zamanda teslim edilmeli, tamam mı? Anlaşıldı Onur Bey. Tanıtımı da erteliyoruz. Sen şimdi çantamı al, gel odadan. Arabamı hazırlasınlar hadi. Peki efendim. Sargı bezi getirin hemen, koş. Ya of! Toplayayım, ne yapayım? Yalnız bu küçük bir sıyrık değil, bu derin bir sıyrık. Şöyle kalp hizanızın üstüne tutarsanız... hastaneye gitmemiz gerekiyor. Yok, hastanelik öyle büyük bir şey değil. Ben iyiyim zaten. Vazo pahalı mıdır bu vazo? Tamamdır. Ben bunun parasını kime ödeyebilirim? Nasıl yapabiliriz? Yani çünkü ayıp oldu artık. Bakın, vazoyu dert etmeyin, tamam mı? Yani zaten onu oraya koyan da kabahat. Eliniz kanıyor. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Hadi. Yok, gerçekten ben bunun parasını neyse karşılamak isterim. Yani hemen olmaz. Çünkü ben daha yeni işe girdim. Aysun'u beklememiz lazım. Kime vermem gerekiyor bunun parasını? Siz söyleyin, ben bir şekilde bulayım yani. Çünkü... Tamam bak, dert etmeyi bırakın. İçiniz rahat edecekse ben üstleniyorum bunu. Vazoyu ben kırdım, tamam mı? Vazoyu ben kırdım, tamam? Şimdi hastaneye gitmemiz gerekiyor. Hadi. Hadi. Hadi şöyle. Ben ya kimden özür dilememiz gerekiyor? Tamamdır, halledeceğim ben. Tamamdır. Hadi. Benle birlikte bir arkadaşım daha var. O gelsin. Biz onunla beraber hastaneye gideriz. Sizden... Bak, avuç yağı aslında çok önemlidir. Vakit kaybetmeyelim. Kanıyor. Hadi gidelim. Tamam? Asansörün önündeki vazo kırıklarını temizlesinler. Bir daha da oraya vazo falan koymasınlar. Tamam mı? Peki Onur Bey. Hanımefendinin arkadaşına da söyleyin. Köşedeki hastanede izlemeyin. Peki efendim. Arkadaşın adı neydi? Ahmet. Tamam efendim. Tamam. Kolay gelsin. Gel şöyle. Arabayı hazırlayın. Hastane yakında zaten ama biraz trafik var. Siz lütfen elinize bastırmaya devam edin. Ben... Bakın aslında ben hiç böyle sakar değilimdir. Yani yapmam böyle şeyler ama... Yani... Herhalde ilk kez öyle bir yere gidiyorum diye oldu. Yani şaşkınlıktan.
öyle oldu. Nereden geliyorsunuz ki siz? Dükkandan. Bu şirketin bir bayisinde çalışıyorum da ben. Bu durdu kan ya. Zahmet etmeyelim hiç. Bakın bu kadar yol yapıyorsunuz falan. Şş, tamam geldik işte. Tamam. Pardon affedersiniz. Şurada genç bir bayan bekliyordu beni. Nereye gittiğini gördünüz mü acaba? İsminiz Zahmet mi? Evet. Arkadaşınız hafifçe yaralandı. Yoğun sondaki hastanede. Nasıl ya? Ne demek yaralandı? Alo Ahmet. Zeynep iyi misin? İyiyim ben. Ciddi bir şey yok merak etme. Benim zaten hastaneye geldik biz. Siz mi? Kimle gittin? Anlatırım. Tamam hemen geliyorum ben. Buyurun. Kolay gelsin. Hanımefendili kesildi de. Hastanın adı. Hastanın adı ya. Ben telaştan adını soramadım kusura bakma. Zeynep. Onur ben de. Memnun oldum. Ben de. Kimlik rica edeyim. Efendim? Kayıt için. Bir de telefon lütfen. Ha. Pardon, özür dilerim. Şuradan vereceğim. Biraz zor. Şöyle zor oluyor biraz. Şöyle vurun. Dikiş tamamdır. Yarın bir de pansuman yaptırırsınız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İş çıktı ya. Geçmiş olsun. Doktor ne dedi? Merak etmeyin yaşayacağım. Biraz kan kaybetmişim o kadar. Kusura bakmayın ya ben bugün sizi biraz fazla uğraştırdım galiba. Yok önemli değil. Bazen böyle kötü şeyler iyi şeylere vesile olurmuş. Siz benim yüzümden işinizden olmayın. Gidin isterseniz artık. Ben iyiyim. Hayır, ben seni gideceğin yere bırakabilirim. Teşekkür ederim. Benim arkadaşım gelecek. Sağ olun. Tamam o zaman. Geçmiş olsun. Her şey için teşekkürler. Hoşça kal. Pardon bakar mısınız? Az önce biri geldi mi buraya? Bir bayan yaralanmış. Zeynep ismi. Ahmet. Zeynep, iyi misin? Bir şey yok değil mi? Yok, merak etme iyiyim. Önemli değil zaten, küçük bir kesik. Dikiş attılar, halloldu, bitti gitti. Ne oldu, nasıl oldu? Ya şirkette bir tane vazoyu devirdim ben. Sakarlık yaptım. Bunun düşen parçaları da böyle elimi sıyırdı toplayayım derken öyle yani. Hay Allah'ım ya. Kim getirdi seni? Bir şirketten biri. Vallahi sağ olsun çok yardımcı oldu. Ha. Nasıl biriymiş bu? Yani hiç tanımıyorum ama iyi biri olduğu kesin. Erkek mi? Yani getiren. Kolyem yok. Kolyem yok. Nereye düşürdüm kolyemi ben? İçeride mi düşürdüm acaba? Boş ver kolyeyi Zeynep ya. Sana bir şey olmadı ya. Hayır canım. Olur mu öyle şey? Sen onu bana daha yeni hediye ettin. Ayrıca kardeşlerimin resmi var içinde. Olsun Zeynep. Yok onu bulmamız lazım. Zeynep boş ver tamam. Sen iyi ol da yine fotoğraf olsun. Happy day, happy day, happy day.
Cemre anneciğim, o saçlarını iyi kurut. Sonra hasta olursun. Uf ya, şu saçlarımın haline bak. Kafama sürecek nohut kadar şampuan bile sorun oldu ha. Ya anne, sucuk peynir falan aldın da yani bir şampuan mı fazla geldi, anlamadım ki. Cemre, üzüyorsun ama beni artık lütfen. Gerçek bu maalesef. Acınacak durumdayız. Bir bitmedi şu sefalet. Şimdi olsa hırsız babanın kızı demelerini falan takmazdım hiç. Cemre. Hadi git kurut bakayım sen saçlarını. Babam hırsız mıydı anne? Kötü kalpli miydi? Anneciğim. Bazen herkes kötülük yapabilir. Yani bazen mecburiyetten olur, bazen istemeden olur. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Ben hiç kötü kalpli olmayacağım. Senin gibi hep iyi kalpli olacağım. Ah. Güzel kızım, biricik kızım. Canım, sen zaten çok iyi ve çok güzel kalpli bir kızsın annem. Anne, sakın beni başkalarına verme, olur mu? Ben gitmek istemiyorum o teyzelere. Gelmesinler bir daha buraya, götürmesinler beni sakın. Annem, gel. Gel bakayım sen buraya, gel. Gel benim bir tane. Sen sakın korkma benim güzel yavrum. Ben seni hiç bırakmam, sen merak etme. Anne? Zeynep? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sen ne yaptın? Sen tertemiz mi oldun? Mis gibi oldu, mis. Aa, ne oldu senin eline böyle anneciğim? Bugün gittiğim şirkette ben bir vazo devirdim de böyle elimi kestim ama merak etme, götürdüler hastaneye. Hemen böyle bir şeyler yapıverdiler işte. Allah korumuş ya. Gördün mü bak, ablanın eli de uf olmuş. Evet. İkimizin eli de uf olmuş. Mis kokulum benim. Mis kokulu bebeğim. Ay kızım, telefonu bulamadım ya. Söyle ne diyeceksin? Anne, niye evde değilsin bu saatte? Ya 2 saat diye çıktım. 4 saattir ortalıkta yokum. Muzaffer Bey'in de haberi yok. Yaldır yaldır eve yetişmeye çalışıyorum. Nereye gittin ki? Aman Nefise'ye gittim. Aradı beni, ağladı, sızladı, yardım istedi. Ben de gittim ama bunlara yaranılmıyor ki. Nankör bunlar. El aleme rezil etti beni. Ya ne uğraşıyorsun ki onlarla? Zeynep de bugün geldi, beni buldu şirkette. Hesapta bizim bir bayide iş mi bulmuş neymiş? Şapşal şapşal dolanıyordu ortalarda. Aman sakın ha, yüz vermeseydin. Ay yok, def ettim hemen. Akraba olduğumuzu falan da söyleme dedim kimseye. Aman aman iyi yapmışsın. Ya anne. Sen de dikkat et biraz ama. Yani rahmetli dayım bilse Muzaffer Bey. Ya senin de benim de işim riske girmez mi? Kız sus, ağzından yel alsın. Sakın ha, dikkat et. Hadi kızım, villanın oraya geldim ben. Muzaffer Bey'e görünmeden gireyim içeri. Aman. Aa. Bizim villanın önünde bir şeyler oluyor ha. Tuğba değil mi bu be? Kiminle konuşuyor bu? Dur, kapat kapat sen. Ben bir şu durumu anlayayım. Hadi. Aslında buraya gelmeyeceksin demedim mi? Ha? Zaten sabahtan beri arayıp duruyorsun beni. Ulaşamadım size. Buraya gelmekten başka çarem kalmadı maalesef Tuğba Hanım. Sus. Cevap verme bana. Bak, hiçbir şartta gelmeyeceksin dedim. Gelmeyeceksin, anladın mı? Hadi al çocuğu da gidin. Seni kalamaz mıyım ben? Kim bu kadın be? Kiminle konuşuyor bu? Memlekete gidiyorum Tuğba Hanım. Annem hasta. Annen mi hasta? Bak canım, sadece bir ay daha idare edeceksin. Bir aycık ya, sabır. Hem sonra zaten ne yaparsan yap, bana ne? Yok Tuğba Hanım, imkanı yok. Değil, bir ay, bir gün daha bakamam çocuğa. Ona bak. Sen benden emir alacaksın ha, ben senden değil. Ayrıca senin anan yüzünden geleceğimi riske atacak değilim ben. Hadi kaybolun şimdi, çabuk. Ben de zor durumdayım. Bu akşam otobüsüm var, 2 saat sonra kalkıyor. Hem çocuğunuzu da yanımda götüremem ya. Lütfen paramı da verin. Aa, çocuk Tuğba'nınmış. Bomba. Sen beni çıldırtacak mısın ya, delirdin mi sen? Ayrıca gecenin bir vakti böyle kapıya dayanmış. Sen kim oluyorsun, bana böyle emrivaki yapıyorsun? Of. Sen şimdi bir gün daha bakıyorsun bu çocuğa. Sonra ben seni yarın uçakla gönderirim. Oldu mu? Tamam mı? Bence tamam. Zaten itiraz istemiyorum. Hadi. Peki. Bir gün daha. Yarın kalamam ama. İyi, anladık. Gidin hadi. Sen ne zaman geleceksin?
Sonra geleceğim oğlum. Tamam mı? Hem bak uslu durursan sana gelirken oyuncak getiririm. Hı? Ama ablayı dinleyeceksin. Tamam. Aferin sana. Hadi gidin, başıma iş açacaksınız. Param? Param ne olacak? Sen biraz daha gitmezsen param ara rüyanda görürsün. Ayarlayacağız dedik. Ha, yaktım çırağını senin Tuğba. Dur bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Anne. Abim gelmiş. Oğlum hoş geldin. Ay bu yağmurda dışarıda kaldın diye aklım sendeydi. Bak şu haline bak, sırılsıklam olmuşsun. Ha, biz yaz yağmurdaydık diye bu fena bastırmış. Baksana lük gibi olmuş çocuk. Aysu, Aysun ne oldu? Ne? Aysu ne oldu? Yatak ıslak, yağmur yağmur. Ay sırılsıklam. Allah'ım yarabbim ya, yatak su çekmiş. Anne. Allah'ım Cemre, koş bir kova getir. Koş koş anne, niye ben? Of Cemre ya, of. Bir yeri kapasak başka bir yerden başlıyor ya. Evimize yağmur yağıyor anne tavandan. Allah'ım yarabbim, oradan da mı akıyor ya? Of of. Kızım gelirken bez de getir. Ya yuh ya. Sefaret diz boyunu aştı. Tepemize çıktı artık. Hatta taştı. Şu kovayı oraya alsanıza. Hay Allah'ım ya, bu ne şimdi ya? Hayırdır inşallah. Hakize Hanım. Kusura bakma Nefise. İki gün evi boşaltsınız demeye geldim. Çattık ya, ne boşaltması? Dur oğlum, dur sakin ol. Hakize Hanım, bize birazcık daha zaman verseniz. Hay bizim gidecek bir yerimiz yok ki. Zaman falan veremem artık. Sen buraya ev mi diyorsun be? İt bağlasan durmaz mı? Oğlum dur, sus bakayım, sakin ol. Hakize Hanım. Biz ödeyeceğiz sizin kiranızı. Bir yere kaçtığınız yok ki, buradayız işte. Ya vazgeçtik kiradan. Çıkın, başka bir şey istemiyoruz sizden. Kocam müteahhite verdi, yıktıracak buraları. Tepenize mi yıkılsın? Söyle o kocana, gelsin yıktırsın ya sadece. Evet, tamam. Ya çete misiniz be? Yetti artık. Dur bir sakin ol bakayım. Anne. Ne yapacağız? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Allah büyüktür, bulacağız bir yolunu. Sokakta kalacak değiliz ya. Ben yavrularımı sokakta bırakacak değilim. Hadi, hadi bakayım geçin siz içeri. Hadi. Yani bu kadın yemek yapmayı bile beceremiyor. Bu kadın hiçbir şeyi beceremiyor. Ete bak, kazık gibi olmuş yani. Hayır, yarın öbür gün bir çocuğumuz olsa, yani yerken dişleri dökülecek çocuğun. Bizim çocuğumuz olmayacak Tuğba. 40 kere konuştuk. Benim zaten çocuğum var. Başka çocuk istemediğimi de biliyorsun. Aa, herhalde biliyorum. Ben de çocuk istemiyorum ki zaten. Hı. Onu diyorum işte. Bak şimdi düşün ki çocuğun buraya geldi. Onun damak tadına göre bir sofra hazırlamak lazım. Bu ne artık? Ama sen merak etme, ben kendim gireceğim mutfağa. Hı. Kendi ellerimle pişireceğim çocuğunun yemeğini. Hı? Sana yemin ediyorum, çocuksuz bir anne olarak senin oğlunu tıpkı kendi oğlummuş gibi bağrıma basacağım. Gerçekten. Zaten dünyanın en şanslı annesiyim ayol. Düşünsene, mis gibi yetişmiş bir oğlan çocuğum var. Aa, bu arada nişan elbiseme karar verdim. Bak. Bak. Çok şık değil mi? Elbise işte, hepsi birbirinin aynı. Siz erkekler için tabii aynı ama aynı değil. Bu çok şık. Tuğba Hanımcığım. Dışarıda görünce dayanamadım, getirdim.
Ne diyorsun Azime? Neye dayanamadın? Kim bu çocuk? Muzaffer Bey, kusura bakmayın, yemeğinizi de böldüm ama bu yavrucak dışarıda anneciğim, anneciğim, annem nerede diye ağlıyordu. Dayanamadım ben de. Anneciğim nerede diye ağlıyorsa annesine götürseydin. Ben de öyle yaptım zaten. Tuğba Hanım'a getirdim. Annesine yani. Annesine yani. Hadi yavrum koş. Anneciğim diye sarıl. Anneciğim. Hadi kalk sen burada, iki büklüm oldun hadi. Hadi kalk sen, git ablanın yatağına yat annem hadi. Hadi ablacığım kalk sen, geç yatağıma. Biz annemle kırvaları yatarız birlikte, tamam mı? Hadi. Kaç kişi yatacaksınız küçücük yatakta anne? Zaten Cemre ile Aysun da orada yatmış. E oğlum daha güzel ya işte. Biz böyle sıcak sıcak sarılıp yatarız işte. Hadi hadi oyalanma artık, gözün uyku akıyor hadi. Kalk, olmaz böyle hadi. Hadi kendine iki tane battaniye al, tamam mı? Hadi annem. Of. Halimize bak ya. Ah anne ah. Muzaffer. Bak izin ver anlatayım sana. Neyi anlatacaksın Tuğba? Söyle neyi anlatacaksın? Bana yalan söylediğini mi, çocuğunu benden sakladığını mı söyle, ne anlatacaksın? Ben gerçeği anlatacaktım sana, inan bana. Ha, ne zaman anlatmayı düşünüyordun? Evlendikten sonra mı? Tabii, tabii. Buldun enayiyi. Bak ben seni çok seviyorum, tamam mı? Sen bir oğlun olduğu için çocuk istemiyordun. Ben de gizlemek zorunda kaldım. Ne yapsaydım yani? Nasılsa evlendikten sonra kabul ettiririm, kandırırım, tabii yuttururum değil mi? Sen bunu bana nasıl yaparsın ya? Benim yalandan nefret ettiğimi bilmiyor musun? Ya bir daha böyle bir şey olmayacak. Sen bir kereliğine affet beni lütfen. Hem zaten çocuk bizimle yaşamayacaktı. Benimle bile yaşamıyor. Bu kadar da vicdansızsın. Sen ne biçim bir annesin be? Demek sırf benimle evlenmek için kendi çocuğunu bir kenara atacaksın. Zavallısı bir yandan kurtulacaksın öyle mi? Hey Allah'ım. Ben bundan sonra sensiz yaşayamam, tamam mı? Bunun için de her şeyi yaparım, her şeyi. Tamam. Bitti Tuğba. Git buradan, bir daha da sakın karşıma çıkma. Bak yalan bunlar. Birileri bana bir oyun oynadı. Sen farkında değilsin bunun. Çık git evinden! Ya sen beni böyle kovamazsın! Ya ben sana aşığım! Aşığım! Ne yapayım iyi? Ayağımı kapanayım ne yapayım? Yeter be, defol git! Defol! Defol! Tamam. Benimle uğraşılmayacağını öğrendin Tuğba Hanım. Bu da sana ders olsun. Thank you.
Ne oluyor burada? Niye kaldırıyorsunuz bunları? Muzaffer Bey emirdi Onur Bey. Hep sökülecek dedi. Emel. Abim odasında mı? Odasında Onur Bey. Ajansa da bilgi verin. Ellerinde ne kadar yeni yüz varsa hepsini görmek istiyorum. Abi. Konuşabilir miyiz biraz? Bizim konuşmamızı bölecek kadar önemli olduğuna göre konuşalım bakalım. Söyle, dinliyorum. Afişleri niye kaldırdın? Çünkü artık Tuğba Hanım'la çalışmıyoruz. Onun olduğu fotoğraflar ürünlerimizi temsil edemez. Yeni birini bulacağız. Zaten biz de Fazıl'la onu konuşuyorduk. Abi sen ne diyorsun ya? Abi biz o afişleri ülkenin dört bir yana dağıttık. Fazıl bizi yalnız bırak. Dağıttığımız gibi toplarız afişleri. Tuğba artık hayatımda yok. İşimde hiç olamaz. Fotoğraflarını bile görmeye tahammül edemiyorum. Ah be abi. Ah be abi. Abi sen ne zaman öğreneceksin iş hayatını, aşk hayatını ayırmayı acaba ha? Abi bu bizi ne kadar masrafa sokuyor biliyorsun değil mi? Farkındayım Onur Bey, farkındayım. Çünkü ben her şeyi ince ince hesaplarım. Ve bitti dediysen bir şey bitmiştir. Bunu benimle tartışma artık ya. Çok merak ediyorum abi. Bu sefer niye bitti acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü yalancının, sahtekarın biri. Çocuğu varmış. Çocuğu mu varmış? Ya çocuğu varmış. Bunca zamandır da saklamış benden. Muhtemelen evlendikten sonra ortaya çıkaracaktı. Ya. Anlıyorum abi. Seni çok iyi anlıyorum. Ama bir düşün. Sen her zaman demez miydin duygularıyla hareket eden her zaman zararlı çıkar diye? Ha? Ne yapayım? Bana yanlış yapanı ihya mı edeyim? Yalan söyledi diye ödüllendireyim mi onu? Ne yapayım? Çok güzel ya. Çok güzel. Önce yeni çıkacak ürünün tasarımını çaldırdık. Şimdi reklam yüzümüzü değiştiriyoruz. Yahu yeni ürün için yeni bir yüz buluyoruz işte. Fena mı? Abi. Onur. Yeter. Sonra konuşuruz. Ama unutma. Bu şirketi küçücük bir atölyeden bugünlere ben getirdim. Kim getirdi? Ben. Bana işimi öğretme. Umarım bir gün sen de işle aşkı karıştırmamayı öğrenirsin. Umarım. İyice alıştım bakıyorum. Ödüm koptu. Pardon ya, affedersin. Geçerken gördüm de. 40 yıldır bir dükkanda çalışıyormuş gibi alıştın her şeye. Ne güzel. Dalga geçme. Yok ya, ne dalga geçmesi ya? Olur mu öyle şey? Baksana her şeyi yerini öğrenmişsin. Geldiğinden beri dükkana düzen geldi. Kadın eli değdiği belli oluyor valla. Ya ben sadece faydalı olmaya çalışıyorum. Oluyorsun, merak etme. Ahmet. Ben burada sırf senin hatırın için çalışıyor olmak istemiyorum. Yani iyi bir çalışan olarak gözükmek istiyorum. Aklımda olsun. Ahmet, bir yedin misin? Çile çaldık, yakalandık senin yüzünden. Efendim baba? Bakıyorum da bu kız dükkana geldiğinden beri gözüm başka bir şey görmüyor. Zeynep'in çalışkanlığını görmemek mümkün mü baba? Bırak laf azanlığı. Gözüm üzerinize, unutma. Şu faturaları sahiplerine teslim et, gel. Adresleri üzerinde yazıyor. Thank you.
Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Buralarda kumral. Ben bu ileride bir olan olacaktı. Nerede? Burada mı çalışıyor? Kim? Hayırdır? Niye arıyorsunuz o çocuğu? Soru sorma ihtiyar. Nerede o zibidi? Söyle. Aha! O kız işte. Söylesene, nerede seninki? Bir saniye, bir saniye. Siz ne yaptığını zannediyorsunuz? Birini arıyoruz dedik ya. Söyle, nerede o? Bana bakın. Defolup gidin. Yoksa hemen polisi arıyorum. Ya çekil ihtiyar. Seninle mi konuşacağım ya? Hadi lan! Söyle o yanındakine, bana bulaşmanın bedeli budur. Rami Bey. Dokunma bana. Uzak dur benden. Sen ne yaptın da benim oğlum bu adamları bu kadar kışkırttı ha? Sen oğlumun aklını nasıl karıştırdın? Sen bakan, yürek yakan bir kızmışsın meğer. İyiyim. Dokunma bize. Uzak dur. Aç bakalım. Cemre, kızım sen kardeşine yediriver olur mu? Soğan da yedir. Yesene kız yemeğini. Ne dikiliyorsun öyle heykel gibi? Zeynep, anneciğim. Anne, neden biz böyleyiz? Neden hiç mutlu olamıyoruz? Düzelecek anneciğim, düzelecek hep bütün bunlar. Ama ne olur sen umudunu kaybetme annem. Anne, benim oranım çok bozuk ya. Bugün gittiğim yerde her şeyi kendi ellerimle berbat ettim. Koskoca adam kalp krizi geçiyordu benim yüzümden orada. Ben ne kadar bahtsızmışım, ben ne kadar şanssızmışım ya. Yapma yapma, deme öyle anneciğim, deme bak. Allah'ın gücü ne gider? Bak, herkesin sınavı ayrı. Ama biz hep beraberiz, hepimiz sağlıklıyız. Ne yapalım, bizim sınavımız da bu. Atlatacağız ama anneciğim. Ben inanıyorum. Bizim kaderimize de güzel günler. Açılacak annem bahtımız. Yapma böyle. Hiç sana yakışıyor mu ağlamak? Yine mi ev sahibi acaba? Ya anne, açmayalım. Ay Cemre, olur mu? Işığımız yanıyor kızım. Hadi annem, sen gidip kapıya bakıver. Kardeşim bekliyoruz. Getirecek, kirayı vereceğiz de, tamam? Tamam. Hadi. Anneciğim. İyi akşamlar Cemre. İyi akşamlar. Rahatsız ettim, kusura bakma. Zeynep'le görüşebilir miyim? Müsaade çağırabilir misin? Abla. Anne. Sen karşılar mısın Ahmet? Zeynep hasta da uyuyor da, bir şey söylesem. Kızım olur mu hiç öyle şey? Kardeşin seslendi. Yalan mı söyleyelim çocuğa şimdi? Hadi annem git sen. Anne, ben Ahmet'in yüzüne bakamam. Bakamam, gerçekten bakamam. Sen halledersin, hadi git. Güzel kızım, olmaz. Bak çocuk buraya kadar gelmiş. Onlar da yeterince üzüldüler zaten. Zeynep, biraz konuşalım ne olur. Sadece 2 dakika lütfen. Hadi anneciğim, hadi. Yaşamlar Zeynep. Biraz konuşsak olur mu şurada? Peki, geliyorum. Konuşmak istedim bugün olanları. Moralimi bozma sakın, tamam mı?
Bak senin hiçbir suçun yok. Sen üzerine düşeni yaptın ki zaten. Hem bak bu eşkıyalar senin sayende yakalandı. Evet ne olursun tamam. Zeynep. Ben daha fazla kendine haksızlık etmeni istemiyorum. Ya babam da seninle abuk sabuk konuşmuş biliyorum ama daha sonra çok üzüldü adam. Şimdi gelmezsen daha fazla üzülecek. Hadi lütfen bak kendini üzme, beni de üzme. Ben bu dünyada bir daha senin gibi birine rastlayacağımı sanmıyorum. Ben... Zeynep. Kızım. Hadi. İnşallah şu bahis oynadığımız yarışı kazanırız Suat. Bütün ümidim o. Ya kazanacağız oğlum kesin. Parayı gömdüğüm adam var ya, İstikbal'in Kenan'ı. Bak çok yakında dünya şampiyonu olur görürsün. Annemi oyalıyorum. Parayı bekliyor benden kirayı ödemek için. Ya tamam birader, bu gece de oyala. Yarın sabah zaten yarış var. Herkes rahata erecek, merak etme. Sizin evden çıkana bak. Ablanı yazıp duran Ahmet değil mi bu? Hadi eyvallah. Selam söyle. Tamam. Yarın görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım. Emel, servisi kaçırdın galiba. Hadi gel götüreyim seni. Kusura bakmayın. Evli barklı adamla işim olmaz benim. Ya Emel, uzatma. Bin şu arabaya. Bak zaten asabım bozuk. Güzel bir yere gider, dertleşiriz seninle. İstemez. Peki nasıl gideceksin? Bakarım ben başım çaresine. Seni ilgilendirmez. Kimselere hesap verecek değilim bu saatten sonra. Onur Bey kusura bakmayın servisi kaçırdım da. Eğer eve gidiyorsanız beni de bırakabilir misiniz? Atla hadi. Teşekkürler Onur Bey. Önemli değil. İyi geceler. İyi geceler. Lütfü. Buyurun. Arabayı içeri alın. Bir de güzel temizleyin tamam. Bir tabii ki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kız Emel. Vallahi helal olsun sana. Yaptın yapacağını sonunda. Aferin sana. Öf anne bir şey olduğu yok. Adam gelirken beni de getirdi. Olur mu be? Bir şey olduğu yok diyorsun. Koskoca patronun kardeşi seni arabasına almış kızım. Adam zaten buraya geliyordu. Ben de resmen yavşadım. Almak zorunda kaldı bu. Olsun. Bugün arabasını alan yarın kalbini alır. Yavaş yavaş olur bu işler. Ah Emel. Allah bir gün bu villanın hanımı olduğunu görecek miyim acaba? Boş hayallere kapılma anne. Adam konuşmadı bile benimle yolda. Olsun konuşur. Yavaş yavaş açılır bu tipler. Sakın pes etme. Anne senin şu hayal dünyan yok mu? Zenginlerin yanında yaşıyoruz biz. Bize de bir şeyler bulaşacak elbet. Sen anlat bakayım nasıl aldı seni arabaya? Şerife abim geldi mi? Yukarıda Onur Bey. Evde göremedim. Çalışma odasından çıkmadı daha. Tamam teşekkür ederim. Onur Bey. Çok pardon efendim.
Temizlerken koltuğun altında bulduk bu kolyeyi. Biri düşürmüş herhalde. Emel indir, ona verirsin, tamam? Hiç zannetmiyorum. İçinde fotoğraflar var. Ver bakayım şunu. Tamam, çıkabilirsin. Teşekkürler. Gel. Ne bunlar abi? Yeni marka yüzümüzü arıyorum. Kararlısın yani yeni birini bulma konusunda ha? Ne kadar yeni yüz varsa yollayın dedim. Şaşırmadım. Zaten verdiğin karardan geri döndüğünü hiç görmedim ben. Bulabildin mi yeni birini bari? Hayır. Yok. Yok. Bunca surat arasında aradığım gibi biri yok. Nasıl birini arıyorsun ki sen? Onun gibi. Kim ki o? Beni kurtaran kadın var ya işte. Ben yerde yatmış kan kaybederken birdenbire ortaya çıkan melek gibi bir kadındı işte. Öyle bir yüz bulabilsem. Abi bak, beni yanlış anlama ama biz burada yeni yapacağımız tanıtımın peşindeyiz. Sen biraz hayal peşindesin. Hayır efendim, hayal falan değildi. Düpedüz gerçekti. Görmeliydin Onur. İşte o kadının yüzü gibi şefkatli, bakışları samimi, sevecen, anaç. Ya sıcak bir yüz arıyorum işte, sıcak. Gerçek bir yüz olmalı. Bunlar değil, bunların hepsi sahte. Ah be abi, bak anlamıyorsun. Kadın sır olmuş gitmiş. Hayır, ambulans arıyorsun, niye gidiyorsun? Abi sana başından beri söylüyorum bak. Ne söylüyorsun? Kadın da bu işin içinde. Eğer biz o kadını bulursak her şeyi çözeriz, ha? Madem kadın da bu işin içinde, saatimi, cüzdanımı, telefonumu niye almadı? O kadının bu işte bilgisi yok, adım gibi de eminim. Senin ne oldu o müdür? Adı Fazıl mıydı, neydi? Fazıl. Ne oldu? Sen reste çekince bir adım attın mı bari? Aman bırak ya. Gerizekalı şey. Hala kuru kuruya gönül eğlendirmenin peşinde. Ya olmaz öyle şey. Bana bak. İlgini eksik etmeyeceksin, tamam mı? Cilveni yapacaksın ama kendini bırakmayacaksın hiçbir zaman. O Onur'a da asla çaktırma. Büyük balık o. Verdim ayarı zaten. Ben Onur'un arabasına binerken ardına baka baka uzadım. Oh, iyi olmuş be. Yok öyle ya ama. Kafeste şu Onur'u. Ne işin var senin evli adamla canım? Evli adamla birlikte olmak zaman kaybı. Hayret. Bunu sen mi söylüyorsun anne? Ay, evli olsun boşanır diyen kimdi? Hadi oradan be. Ben öyle bir şey demedim. Allah Allah. Hem bu hayatta öyle kolay zor diye bir şey yok. Beni örnek al. Bak ben ne yaptım? O Tuğba karısının işini bir günde bitirdim. Defterini dürdüm. Nasıl kovdu Muzaffer Bey onu konaktan? Ya yok öyle, ben Muzaffer Bey'in nişanlısıyım. Yok, o dağı ben yarattım. Bu dağı böyle kovarlar seni. Oh, iyi oldu. Nereye bakıyorsun sen? Onun odasının ışığı yanmıyor. Ya uyumuş olamaz. Olur olur. Her şey olur bu hayatta. İşin kolayı zoru yok. Ha? Tuğba karısı nasıl tökezledi? Onur da olacak. Olacak, olacak. Yahu, ajansın gönderdikleri olmaz diyorum sana Fazıl. Hayır efendim, hiçbiri olmaz. Ya 100 kere anlattım size nasıl birini aradığımı. Beceremiyorlarsa başka bir ajans bulun, Allah Allah. Abi doğru söyle. Tuğba'nın gizli bir oğlu olduğu için bu kadar öfkelisin değil mi? Hı? Yani diyorum, sadece yalan söylemesine kızmış olsan hayatından çıkarırdın. Yani işi gücü bitirecek kadar gemileri yakıyorsan ortada başka bir sebep vardır bence. Hatta geçen gece seni yaralayıp kaçan adamlara bile bu kadar öfkeli değilsin bence. Ya ne diyorsun Onur sen? Sebebini söyledim ya sana, hala ne diyorsun? Söyle bakayım. Söylemedin abi. Söylemedin. Ama senin kendine bile söyleyemediğin cevabı ben biliyorum. Öyle mi? Neymiş söyle ben de bileyim.
Ben. Sen mi? Evet ben. Abi. Hı. Bir türlü üvey evlat olduğumu yediremedin kendine. Hatta içten içe bunu öfke bile duyduğunu düşünüyorum. Benzer şeylerin Tuğba'nın oğluyla kendi onun arasında yaşanmasından korkuyorsun. Asıl mesele bu değil mi abi? Senin ilgisi yok hadi. Olduğunu biliyorum. Olduğunu en başından beri çok iyi biliyorum. Ama ben üzülmüyorum. Hiç üzülmüyorum. Çünkü baban... Daha doğrusu... Baban... Bana üvey olduğumu hiç hissettirmedi. Beni öz evladı gibi sevdi. Ben de onu öz babam gibi sevdim. Öz babam gibi sevdim. Tıpkı seni sevdiğim gibi. Ya. Ne güzel anlattın, aynen öyle. Sen hiç üvey evlat olmadın. Üvey kardeş olmadın. O yüzden benim hislerimi anlayamazsın. Çünkü bu evde yalnızca ben üvey oldum. Babamın seni gördüğünün aksine, babamızın seni gördüğünün aksine. Annen beni hiç evladı olarak görmedi. Hiçbir zaman sevmedi. Hiç sevmedi. Sen de başkalarının çocuklarını sevmekten korktun. Benim sevmedim. Eğer başkasının evladını seversen kendi evlatlarına ihanet edeceğini düşündün. Babanın, daha doğrusu babamızın yaptığı hataya düşmekten korkuyorsun. Ben sadece oğlumun aynı şeyleri yaşamasını istemiyorum. Her anne için kendi çocukları önce gelir. Abi. Herkes aynı değil. Meseleye bir de iyi tarafından baksan. Kardeş olduk bu sayede. Senin oğlun bir kardeş olsa... O da benim seni sevdiğim gibi sevse. Fena mı olur? Hanım. Anne bu yaptı sabah sabah taciz ya. Evin sahibiyse bizim de sahibimiz değil ya canım. Ya şurada iki lokma keyfimizin içine limon sıkıyor. Cemre. Anne bu yaptı insanlığa aykırı. İyi de tamam yavaş kızım. Anne Cemre haklı ya. Hanım, ben bugün getireceğim kirayı. Bakın Emre sabah erkenden çalışmaya gitti bugün yine. Bugün de mutlaka haftalığını alıp gelecek. Akşam ödüyoruz inşallah kirayı biz. Vallahi siz bilirsiniz artık. Nasıl olsa yıkım kararı çıktı. Gelip yıkacaklar evi. İşte bu da karar kağıdı. Bahis oynadığımız adam kırmızı kasklı olan.
Aynen kendisi kardeşim. Bir saat sonra bizi zengin edecek olan zatını muhteşem. Rahat ol oğlum. Çok sağlam tüyo var. Kesin kazanacağız. Kesin kazanırız değil mi lan Suat? Kazanamazsak biterim oğlum. Evde tahta yiyeceğiz artık o derece. Bu evdenilen döküntümü sahibi tutturmuş zaten. Yıktıracağım evi diyor. Tam sefillik. Evet beyler, bahisler kapandı. Başlıyoruz. Suat. Oğlum ne bileyim ben. Bir arıza falan var galiba. Hata geçer şimdi. Hadi. Hani kırmızı kaskı kazanacaktı lan yarışı? Oğlum ne bileyim ben, gördün işte herif bütün yarış önde geldi. Son anda ne olduysa. Ne olacak lan? Kolpa var işte. Bittim ben. Bittim. Kardeşim, sağ ol abi. Nasıldı? Yarış kesin anlaşmalı Suat, eminim. Allah cezalarını versin oğlum öyleyse, ne yapayım? Kandırdılar işte insanları düpedüz. Bütün param gitti. O paranın adresi çoktu Suat. 1 liraya muhtacız oğlum. Tamam oğlum. Bir şeyden yaparız ya. Ama ben biliyorum yapacağım. Emre dur oğlum. Nereye gidiyorsun Emre? Bu yarış sayılmaz. Kandırdınız herkesi. Bu kim lan? Ne diyorsun lan sen? Emre gidelim. Dakika Suat. Hileli diyorum bu yarış. Kandırdınız herkesi. Ay yürü git. Canına mı susadın? Emre gidelim. Ya bırak Emre, Suat. Emre. Şişt oğlum, döverler bizi lan. Hadi, bu kadar cesursan benimle de yarış. Canına mı sıkın lan sen? Ağzın süt kokuyor oğlum senin. Kendine o kadar güveniyorsan hadi benimle de yarış. Ne oldu? Hilesiz kazanamıyor musun? Peki, Süleyman abi. Abi küçük bir bahis daha aç. Şu vızıldayan sivrisineğin ayarını vereyim. Açarız tamam. Yalnız kazanırsan motorunu alırım. Nerede senin motorun? Anlaştık. Motoru alırsın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Emanet motor lan o. Zar zor geldik, kaçak göçek buraya. Oğlum ustaya ne deriz? Başımıza bir şey gelirse yanarız lan. Yandık lan zaten, yanacağımız kadar. Bu benim son şansım oğlum. Thank you.
Aa, dur. Ver bakalım. Hı, ver bakayım. Alo. Evet, evet benim. Ne? Geçirmiş, karakoldan aradılar. Ben gidiyorum. Ne? Dur, ben de geliyorum. Sus şunu. Dikkat edin. Cemil, sen al kardeşini. Hadi kızım, gel. Hadi. Gel Zeynep. Nereye gitmiş? Ne olmuş ya? Bilmiyorum bence. Kaza geçirmiş. Gel. Çarptığı çocuğun durumu hiç iyi değil. Ne yaptın sen? Ne oldu? Oğlunuz yasa dışı motor yarışı yapmış. Kumar yani. Üstelik birine çarpmış. İyi de komiserim, benim kardeşim motoru yok, ehliyeti de yok. Yanlış anlamışsınızdır. Oğlunuz çalıştığı tamir atölyesinden motoru çalmış. Onu da anlayacağız zaten. Götürün. Anne. Durun, anne. Durun, götürmeyin. Hayır, anne. Anne. Abla, bir şey yapın ne olur. Emre korkma, Emre korkma. Emre. Nezarethaneye gidecek. Götür. Ne olur, o daha çok küçük. Reşit bile değil, ne olursunuz. Hanımefendi bakın, şu anda ezdiği çocuk hastanede. Babası da burada şikayetçi. Hem de ehliyetsiz araç kullanmış, daha ne yapabiliriz ki? Götürün bunu. Götür. Emre, Emre korkma, Emre, Emre. Korkma anne. Anne, bir şey yapma. Merak etme, tamam mı annem? Anne. Affedersiniz. Yapmayın ne olur, kusura bakmayın. Çok küçük, çocuk çok küçük, bir cahillik etmiş. Kardeşim çok küçük, ne olur affedin. Anlayabiliyorum, ben anayım. Ben de anlıyorum. İnşallah sizin de çocuğunuz iyi olur ama yapmayın ne olur. Şikayetinizi geri alın. Oğlum ne durumda biliyor musun? Çocuğun durumu kötü. Çocuk hastanede, annesi de başında bekliyor. En az 3 ay yatacak hastanede. Okula gidemeyecek. Çalıştığı iş yerinde çıraklık yapamayacak. İğnesi, hastane masrafı da cabası. Ben tazminat istiyorum. Yoksa gitsin oğlum, yatsın hapishanede, aklı başına gelsin. Yapmayın, gözünü seveyim ne olur. Bakın yapmayın, o daha çok küçük, yakmayın bizi. Yalvarırım, şikayetinizi geri alın. Ben diyeceğimi dedim. Anne. Ne oldu Salih? Şu kadının kaydını aldım ya demin komiserim. Hakkında hırsızlık ihbarı çıktı. Şikayet dilekçesi verilmiş. Şikayetçiyi de aradık. Tamam, ifadesini alın. Şikayetçi buraya gelene kadar da nezarethanede beklesin. Komiserim ne oluyor? Annemi mi tutukluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kızım sen evine git. Annem biraz daha bizimle kalacak. Hayır. Götür. Zeynep, anne. Zeynep yavrum. Annem sen eve git. Kardeşlerin başından dur, olur mu? Bırakma onları sakın. Bak şimdi geçecek hepsi. Zeynep'i çağırabilir misin acaba? Ablam yok ki evde. Yok mu? Nerede peki? Karakola gittiler annemle. Karakol mu? Ne oldu ki? Zeynep iyi mi? Ya Emre kaza mı ne yapmış? Apar topar karakola gittiler işte. Ya ben de pek bir şey bilmiyorum ki. Tamam Cemre, tamam. Ben gidip bakayım, belki bir yardıma falan ihtiyaçları vardır. Zeynep, iyi misin? Cemre'den öğrendim karakolda olduğunuzu da. Var mı yapabileceğim bir şey? Yok. Yapabileceğim bir şey yok, teşekkür ederim. Sen niye geldin bize? Seni merak ettim.
Bir de yarın dükkan açacağız da haber vermek istedim. Sevindim. Babamla yatıştı biraz. Biz nasılsa seninle sıkı çalışıp kapalı olduğu günlerin acısını çıkartırız zaten. Ahmet, benim gerçekten iş düşünecek halim yok. Sen şimdi iş falan düşünme, tamam mı? Bak, ben idare ederim. Sen dinlen, sen iyice dinlen. Bir şey lazım olursa da bana haber et, tamam mı? Ne olursa olsun, bak Zeynep, ne olursa olsun istemen yeter. Ben hiçbir şey istemiyorum. Zaten hayattan hiçbir şey istemeye benim hakkım yok. Bizim gibiler payına ne düşerse onu alır. Zeynep, ne olur böyle konuşma. Bak, ağlama bak, ne olur. Ben her zaman senin yanında olacağım, söz veriyorum. Olma Ahmet, benim yanımda olma. Tamam mı? Ben işe falan da gelmiyorum. Beni bekleme. Zeynep. Annem gelmedi hala. Ne zaman gelecek? Çok özledim. Gelecek bir tanem. Gelecek küçüğüm, sabret. Annem niye hala orada kalıyor ki, anlamadım ben. İnşallah gelecekler Cemre. İkisi birlikte gelecekler. Annem orada Emre'yi bekliyor. Emre'yi kurtarmak için, bizim için paralıyor kendini kadın. Paralıyor da neye yarıyor abla? Biz burada hala çaresizliğe, sefilliğe, parasızlığa devam. Annemle uyuyamayacaktım ben abla. Bu gece benle birlikte uyursun. Sonra anne gelir yanımıza, kırılır yatar, olmaz mı? Hı? Annem gelsin ama. Yapma be bıcırık. Bak, sen hep annemle uyuyorsun. Biz kıskanıyoruz değil mi? Evet, ben kıskanıyorum. Bugün de beraber uyuruz. Olmaz mı? Hı? Hep birlikte uyuruz. Sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Bir daha karşıma çıkma demedin mi? Yahu seni görmek istemiyorum. Lütfen daha fazla rahatsız etmeden gider misin? Aradım. Kaç kere aradım, açmıyorsun. Ben de geldim. Konuşmadan da bir yere gitmeyeceğim. Konuşacak bir şey yok Tuğba. Ben göreceğimi gördüm, yalanın ortaya çıktı artık. Ay Muzaffer, çıldıracağım şimdi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Niye anlamıyorsun? Üç kuruşluk kadınların sözüne inanıp beni harcıyor musun sen? Aşkımızı harcıyor musun? Bak, ben senden vazgeçmeyeceğim, anladın mı? Yahu niye anlamıyorsun? İstemiyorum diyorum. Ne demek istemiyorum demek? Çık git artık. Of! Ne oldu? Öfkenin için işinde mi heba ediyorsun artık? Ha? Ha? Resimlerimi sökecek kadar mı nefret ediyorsun benden? Kim olacak o fotoğraflarda artık? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kim olacaksa olacak, seni hiç ilgilendirmez. Sen benden uzak dur, yeter. Bitti diyorum ya, bitti. Kız Şerife, ne oldu? Niye gelmiş bu Tuğba karısı yine? Vallahi cesaret işte. Deterjan gibi köpürmüş Muzaffer Bey. Yakında affeder Tuğba'yı. Bak görürsünüz. Kadın kendine güveniyor tabii. Bizimkinin zaafını biliyor çünkü. Ya, o iş çok zor artık. Böyle sıradan bir hata değil. Geçen seferkilere benzemez. Kızım, Muzaffer Bey mirası bölünsün ister mi? Çocuğu var adamın. Defetti Tuğba'yı çocuklu diye. Bitti o iş. İnşallah yakın zamanda da şöyle güzel bir kadın bulur, unutur Tuğba'yı. Kız, siz de bakarak olun. Yan villalarda falan böyle güzel uzun boylu kızlar varsa haberimiz olsun. Aa, dur dur. Azim abla, yan villa deyince aklıma geldi. Şu bizim iki sokak aşağıdaki villa. Yardımcı kadın arıyormuş kendini. Değil mi? Hangi villa? Şu sarı olan. Hani ihtiyar sahipleri var. Ha, bildim bildim. Bana da söyledi oranın kalfası. Siz de bakarak olun dedi. Durum çok acilmiş çünkü. Yarın başlayacak gibi biri olsa hemen gelip başlasın dedi. O kadar acil yani, hemen istiyorlar. Ama çocuksuz mocuksuz birini istiyorlar. Çocuksuz mu? Niye çocuksuz be? Hani yaşlı ya bunlar. Sadece kendileriyle ilgilensin diye gece yatısına falan kalması gerekir. O yüzden istedikleri gibi birini bulamamışlar. Oo, şirketlere dünyanın komisyonunu vermişler de çıkmamış. Ne diyorsun? O kadar komisyon mu vermişler? Zenginler işte. Ay, istedikleri gibi birini biz bir bulsak da oh, kapsak şöyle bir komisyonu. Oh. Abla, annem ne zaman gelecek? Aysun,
Sen niye ayaktasın hala? Niye uyumadın? Annem olmadan uyuyamıyorum ki. Bak sen şimdi geç yerine. Ben işlerimi halledeyim, yanına geleceğim, tamam mı? Hadi, hadi bakalım. Abla. Hı. Telefonun çalıyor. Kim? Halam. Açma, tamam. Açtım bile. Efendim hala. Kız annen nerede? Arıyorum, telefonu kapalı. Ver şunu telefonu. İyi, annem uyuyor şimdi biraz. Bu saatte mi? Tavuk mu bu? Kalk kaldır. Halam mühim bir şey diyecekti. Annem rahatsız da biraz hala. Uyandırmayayım şimdi kadını. Sen söyle bana ne söyleyeceksen, ben iletirim ona. Kız deli etme beni. Aa, mühim bir şey diyorum. Aa. Hem yardım dilenir benden, hem de telefona çıkmaz. Ne oluyor? Tavır mı yapıyor bana? Abla, söylesene gerçeği. Yardım istesene. Kız niye susuyorsun? Annene söyle, hemen beni arasın. Tamam hala. Abla, sokaktan yiyecek toplayıp yiyoruz. Yakında açlıktan, gece ayazında titremekten öleceğiz. Daha neyi saklıyorsun? Kes saçmalamayı Cemre. Ailecek sabıkalıya mı çıksın adımız? İnsanlar vebal gibi kaçsınlar mı bizden, onu mu istiyorsun? Affedin gerçekten. Ama çocuklarım açtı. Yapacak bir şey yoktu yani. Bu adam da bir kuruş vermeden beni işten kovunca... bir tas yemek koymadım çocukların önüne. Biliyorum. Yani biliyorum, yaptığım çok yanlıştı. Farkındayım. Ama çok çaresiz kaldım. Yani öderim. Öderim ama çalışırım. Ne gerekiyorsa bu adamın parasını öderim ben. Bakın Turgut Bey, mahkemede büyük ihtimalle serbest bırakacaktır zaten. Siz benim deyimi dinleyin. Burada helalleşiniz. Dükkanımı soydu bu komiserim. Kamera görüntülerini de size verdim zaten. Ne helalleşmesi? İyi de bu adam da beni çalıştırdı, paramı vermedi. Ben de bundan şikayetçiyim. Ne olacak? Hanımefendi lütfen. Turgut Bey, hanımefendi de ifadesinde bazı şeylerden bahsetmiş zaten. Doğru mu söyledikleri? Maaşını ödememen, sigortasız çalıştırman. Tamam. Bu seferlik böyle olsun komiserim. Affedelim. Büyüklük bizde kalsın. Kolay gelsin. Kusura bakmayın komiser bey. Kusura bakmayın. Benim oğlumun durumu ne olacak acaba? Emre'nin durumu, ha? Bakın hanımefendi. Oğlunuzun durumu çok zor. Dün akşam çocuğun babasını dinlediniz. Tazminat almadan bu olaydan vazgeçmem diyor. Şikayetini geri almıyor. Ama istediği tazminat için biraz para ayarlarsan belki anlaşabilirsin. Biz de oğlunuzu bir gece daha misafir tutarız burada. Alın, bu da numarası. Allah yardımcınız olsun. Buyur. Teşekkürler. Sağ ol. Efendim?
Ne oldu Azim abla? Kız Nefise, neredesin sen? Seni arıyorum arıyorum, yoksun. Çocuklara soruyorum, onlar da bir şey söylemiyorlar. Vallahi çok ketumlar. Kız aklıma başka şeyler geliyor. Deme öyle şeyler ya. E kızım, gecenin bir vakti arıyorum, yoksun. Ne yapayım? İş güç peşinde koşturuyorum işte. İyi değilim yani. Neyse. Sen ne diyecektin? Bak, eğer hala aynı şeyi söyleyeceksen benim fikrim değişmedi. Ben Aysun'u falan kimseye evlatlık vermem. Kızım yok ya, bir dinle. Aa, öyle bir şey yok. Bak şimdi, sana iş buldum. Bizim burada bir ev var. Hizmetçi arıyorlar. Ben de seni düşündüm. Ne? Gerçekten mi? Ay. Ay. Ah. Allah'ım, sonunda sesimi duydum. Ben de tam bir mucize olsun diye dua ediyordum. Sen ağlıyor musun Nefise? Yok, bir şey yok. Yok, bildiğin şeyler işte, tamam, bildiğin şeyler. Ne yapayım, ben senin oraya mı geleyim? Ha, sen buraya gel, biz buradan beraber gideriz. Hadi oyalanma. Tamam, tamam, oyalanma, merak etme. Sonra kardeşine yemek vereceğim. Gel bakalım şimdi yemeğimizi yiyelim. Kim yemek yiyormuş? Mıdık yiyormuş. Cemre ne yapacaksın? Yatacağım mı bütün gün öyle? Ne yapayım abla? Moralim bozuk, canım sıkkın, enerjim yok, ruhum daralıyor. Sayayım mı daha? Benim keyfim çok yerinde değil mi? Gel anneciğim. Anneciğim. Oh. Kızım. Oh. Yavrum. İyi misiniz? İyi, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Çok şükür iyiyim. Emre oda çıkacak mı? Aysun. Hadi git sor bakalım, bebeğin de özlemişim beni. Ha? Hadi koş anneciğim. Adam para istiyor. Yani parayı verirsek şikayetini geri alacakmış. Ne kadar para? Nasıl bulacağız o parayı? Halledeceğim bir şekilde. Halanız bana bir iş bulmuş. Şimdi gidip onlarla bir görüşeceğim. Bakalım, hayırlısı artık. Ondan mı seni o kadar çok aradı o ya? Herhalde. İyi de hemen vermezler ki parayı. Acaba halamdan mı istesek? Halamdan. İste iste. Sorsan bizden aç garibin. Aman Zeynep, deme öyle. Bak kızıyoruz ediyoruz kadın ama bir hayli dokundu sonuçta bize. Sen bu kılıkta mı geldin buraya? Gel, gel. Ay kız, Nefise çok güzel oldun vallahi. Ya abla bu... Böyle biraz açık değil mi? Onunla pek alışamadım ya. Kız yok, açık falan değil. Allah Allah. Neyinden utanıyorsun?
Biraz gerdanını açacaksın ki dikkat çekesin. Kimseyi öyle fazla fakir görünmeyecek. Anladım. Şu işleri bitirelim de çıkalım. Kızlar izinli bugün. Her şey bana kaldı ya. Abla senin de hakkın geçti ya. Sağ ol. Canım, kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Merak etme. Yalnız Nefise bak. İş saatleri esnek, tamam mı? Eve yatmadan yatmaya gideceksin. Tamam olsun, ne yapalım artık? Hele bir iş alsınlar da. Alırlar, alırlar. Merak etme. İşleri acil alırlar. Zeynep, anneciğim. Anneciğim, ben bugün biraz geç kalacağım. Hayırlısıyla işe başlıyorum da bugün. Sen şey, dolapta kalanları kardeşlerine hazırlarsın değil mi anne? Tamam, tamam anneciğim, benim sizi düşünmekten başka işim yok ki. Ay daral geldi, yatar. Kapat şu telefonu. Tamam, hadi anneciğim, ben şimdi kapatıyorum. Sonra akşam konuşuruz, tamam? Hadi öptüm çok, bay bay. Abla, ya bunlar bana ne zaman avans verirler, ha? Verirler mi hemen? Kız ne bileyim ben ne zaman? Sen de ne acele ediyorsun hemen? Gir bakalım işe, bir çalış, kendini göster. Ya abla biliyorsun ama benim Emre'yi acilen çıkarmam lazım. Benim acilen para bulmam lazım abla. Ay Nefise, Allah'ım. Vallahi bu çocuklar senin başına bela ya. Bir gün yüzü göremedim be kızım. Bunlar senin sınavın mıdır, nedir anlamadım. Ay gözünü seveyim abla, deme öyle ya. Onlar benim canım. Aman canınmış. O Emre az serseri değil. Tabii başında babası yok. Suat, ne oldu senin yüzüne böyle? Çok kötü abla, çok kötü. Nefise teyze evde mi? Hadi geç kalmayalım. Hadi. Gel şuradan. Ben de salona bakayım, tamam mı? Hemen geliyorum. Gözün kör olmasın Zeliha. Bu buraya mı konur? İzne gidecek diye aklı beş karış havada bunun be. Tamam abla tamam, sen git işine bak. Ben toplarım buraları, hallederim. Hadi sen işine bak. Tamam tamam. Topla sen buraları, tamam mı? Biraz da toz al. Elindeymişken camları da sil. Hadi görüşürüz. Tamam abla tamam, ben hallederim.